Merhaba, eksik olan hoş geldiniz. Bugün sevgili Selam Baranoğlu'nu konuk etmek adına tekrardan Zoom yayınımıza geri döndük. Gönlümüz istiyordu ki onu stüdyomuza ağırlamak. Fakat e, Ankara'da kendisi olduğu için, aynı zamanda eğitim üyesi, eğitim görevlisi olduğu için bugün buradan yapıyoruz. Umarım yine aynı kalitede, aynı coşkuyla e, hevesimizi aktarmaya çalışacağız. Yepyeni kitabı çıktı fırından. Sınırları aşmak, Sınırlı dünyada sınırları aşan tüketim <laughs> hastalığı. ne de var. Böyle gösteriyorum. Ee, şu anda bizim de e, bu program e, antroposen e, serimizle alakalı ve tüketim teknoloji serimizle alakalı aslında bir halkayı tamamlamış da oluyor. O yüzden de çok güzel bir denk gelme oldu. Biz her türlü sevgili Selam Baranoğlu'nu konuk etmek istiyorduk ama e, kendi e, konularımızla da iç içe geçmesi harika oldu. Hoş geldiniz diyorum e, Selen Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. İşte kitap yeni çıktı, onun heyecanı içindeyim. Yeni yeni satış noktalarına yayılıyor. Bir yandan kitabı tanıtalım, bir yandan duyuralım şeklinde yoğun bir şekilde geçiyor günler. İyiyim ama gayet iyiyim. Şimdi biz çok beğendik kitabı. Öncelikle çok hap bilgiler var. İkincil olarak çok farklı e, kaynaklardan taramalar ve emek e, var, ama çok önemli bir konu. Belki de çağımızın en önemli konularından biri tüketim hastalığı ile alakalı. E, bu işte Adorno'nun söylediği tüketim, işte Toplum Boyd'li Artın bahsettiği yine bu tüketimle ilgili e, bir sürü zaten eleştiri 20. yüzyılda vardı ve şu an bu yeni teknoloji devrimiyle birlikte öncelerden de bahsetmiştik. Geri dönüş olmayan bir yola doğru gidiyoruz. Yani bir toplumsal hastalık oluyor ve biz yaşadığımız doğayı ve insanları da yok etmeye başlıyoruz. Sizin bu serüveniniz nasıl başladı? Bu tüketim hastalığının etrafınızda nasıl olduğunu ilk gözlemlediniz ve bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz? Evet, benim yolculuğum aslında bundan iki kitap önce Basit ve Mutlu Yaşam diye bir kitabım vardı. O kitabın alt başlığı da dönüşüm hikayesiydi aslında. Kendi dönüşüm hikayem onunla başladı. Yani birdenbire aşırı tüketimin zararlarını fark etmedim hayatımda. Adım adım o yola geldim. İlk olarak nasıl başladı? Şöyle... ...fazlalıklarla fark ettim. Yani hayatımdaki, hayatımı dolduran fazlalıkların hayatımdan çaldığını fark ettim ilk olarak. E, bu yola girince şöyle bir e, kafa yapısına girdim. Dedim ki e, hani hayatımı istediğim gibi yaşamama engel olan e, bir sürü... Fazlalık var hayatımda. Bu sadece eşya olarak düşünülmesin. Görev ve sorumluluk var fazladan. İşte insanlara hayır diyemediğimiz için üzerimize fazladan bindirdiğimiz yükler var. Bize çok bir şey katmayan insanlar var hayatımızda. Hatta bizim enerjimizden çalan insanlar var. Evimizi tıka basa dolduruyoruz ve sonra diyoruz ki işte sevdiğim şeyleri yapacak alanım yok diyoruz. Eşya var fazladan. Yani bir sürü fazlalık fark ettim hayatımda ve dedim ki kendime e, alan açmam lazım. İstediğim bir hayatı yaşayabilmek için e, bu fazlalıklardan benim adım adım kurtulmam lazım. Yoksa ben e, ben olmaktan çıkacağım dedim. Ben böyle bir insan değilim. Özellikle çocuktan sonra bu sürece girdim. Çünkü çocuk olmadığında hayatınızda e, daha fazla fazlalığa tolere edebiliyorsunuz. Ama çocuk girip Edince, e, bir anda şey oluyor zaten çocuk başlı başına bir sorumluluk e, diğerleriyle birleşince sizi şeye sokabiliyor yani siz e, kendinizi kaybedebiliyorsunuz kim olduğunuzu hobilerinizi unutabiliyorsunuz ve kendinize uzaklaşabiliyorsunuz o yüzden benim sürecim çocuktan sonra bu farkındalık başladı açıkçası yani hep böyle bir insan değildim. E, <laughs> Ondan sonra işte bu fazlalıkları eleme aşamasında kitap yazmak aklımda yoktu tabii ilk olarak. Çünkü şuna hep inanıyorum yani ben kendime iyi gelmeden başkasına iyi gelemem. Dolayısıyla kafamda sadece bir teoriyle kitap çıkaramazdım. ben bir şeyleri uygulayıp onun faydasını görmem gerekiyordu ki... Ondan sonra evet bu test edildi benim hayatımda oldu ve insanlara da bunu önerebileyim hakikaten öyle bir sürece girdim ee, işte evimdeki eşyadan tutun da üzerimdeki işte fazladan e, sorumluluklara görevlere kadar e, bazı kişisel ım, davranışlarıma kadar çok köklü değişiklikler yaptım. Süreç içinde bir günde olmadı tabii. Onu da altını çizeyim. Çabaladım bunun için ve hayatım çok güzel bir raya oturdu. Gerçekten şunu gördüm. Çabalayınca oluyormuş. Yani e, hayatınız için çaba gösterdiğinizde yani kendinizi bırakıp da rüzgar nereden eserse oraya uçayım demek yerine bir dal misali, bir yaprak misali e, istediğiniz ağaca tutunabilmeyi eee Öğreniyorsunuz çabalayınca ve o zaman da istediğiniz ağaçta çiçek açabiliyorsunuz. Öyle başladı benim serüvenim. Çok güzel. <laughs> ee, burada kitapla artık kitapla da yavaş yavaş girelim istiyorum. Aslında <laughs> e, bu bütün anlatınız tüketimle ilgili ve bunun bir hastalığa dönüşmesiyle ilgili kitapta çok güzel anekdotlar var. Benim de çok hoşuma gitti. Bir tanesi de bu bahsettiğiniz kedi hikayesi. Hmm. Burada tabii biraz mutluluk e, sembolü de var. Biraz hani hem kedi, o anlattı kedi hikayesine değinerek aslında insanın mutluluk arayışıyla nesnelere onu kaydırması konusunu anlatabilirseniz giriş olarak an çok sevinirim. Evet bu kedi hikayesini baştan anlatmayayım ama şöyle bir şey. E, yani kediler hani o hikayede o kedi... E, mutluluğun kuyruğunda olduğunu düşündüğü için sürekli kendin yani Etrafında dönüyordu. Kuyruğunu yakalamaya çalışıyordu. İmkansız bir şeydi bu. İnsanlarda da biraz öyle bir şey var. Yani mutluluğu hep bizde olmayanla eşleştiriyoruz. Ee, bizde olmayan bir şeyde eşleştirdiğimiz için hep peşinden koşuyoruz. Yani mutluluk demek hep bir koşturma hali. Hep bir koşalım. Hep e, yakalamaya çalışalım. Sonra ne oluyor? Onu yakalıyoruz. Bu sefer diyoruz ki bu değil mutluluk bu sefer öbüründe bu sefer ona doğru koşmaya başlıyoruz ve aslında bu mutluluğu e, nesnelerle eşleştiren sistem de tüketim sistemi yani bizim şu anda içinde yaşadığımız tüketim toplumu e, tam olarak bunun üzerine kurulu tüketim toplumu bize nesneleri satmak için bize bir şeyleri pazarlamak için e, mutluluğu kullanıyor mutluluk bir ürün bu toplumda ürün ve e, onu elde etmek istiyorsanız. Belli nesnelere sahip olmanız gerekiyor. Belli, e, uyduruyorum spor salonlarına, belli evlerde oturmanız gerekiyor. Belli yerlere üye olmanız gerekiyor. Çünkü mutluluk paket, bu şekilde pakette satılıyor. Ve böyle olunca da insanlar e, şöyle bir yanılgıya düşüyor. Mutlu olmak için e, çok şeye sahip olmam gerekiyor diye düşünüyorlar. Çünkü... Yani e, o ayakkabıyı alırsam mutlu olacağım. O rezidans dairede oturursam mutlu olacağım. E, bu kulübe üye olursam mutlu olacağım. Şuna para harcarsam, şu restoranda yemek yersem mutlu olacağım diye düşünüyor insanlar. E, bunun sonucunda ne oluyor? E, delice bir tüketimin içine giriyoruz. Herkes tüketiyor, herkes tüketiyor. Düşünmeden tüketiyoruz. E, aslında bu tüketim sarmalına girince de ee, hani şey gibi elimi verdim, kolumu kaptırdım gibi oluyor. Daha da dibe gidiyoruz. İşte içinden çıkılmaz borçların altına giriyoruz. İlişkilerimiz bozuluyor. Her şeye maddiyat olarak bakıyoruz. Ee, i̇lişkilerimiz e, çok yüzeyselleşiyor. O derinliği kaybediyoruz. Anlamı kaybediyoruz. Her şey çok maddesel, her şey çok yüzeysel oluyor. Böyle olduğunda da yani hastalanıyoruz. Ben ona iddia ediyorum. Yani biz hastalanıyoruz. Aynı zamanda küresel olarak da bunun etkileri var. Her türlü zarar yani. Peki bu noktada başkalarının da üzerimizde etkisi yok mu? Yani aslında biz bu nesneyi alırken başkalarına mesaj veriyoruz sanki değil mi? Tabii var. Yani zaten şimdi olması da zaten garip bir şey değil. Tüketim toplumunun, tüketimin tarihine baktığınızda, Bocan kitaplarında da o da bunu söylüyor. Şey, insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için tüketmiyorlar. Evet, bu normal. Bazen statümüzü göstermek için tüketiyoruz. Bazen kim olduğumuzu, mesleğimizi, eğitimimizi göstermek için tüketebiliyoruz. Aslında bunlarda sorun yok. Ee, bizi ifade eden bir tüketim hiçbir zaman zararlı değil, ihtiyaçlarımızın dışında bile olsa. Ama asıl sorun e, bizi ifade eden değil, e, yani olduğumuz kişiyi yansıtmak için tüketmek sorun değil, olmadığımız biri gibi gözükmek için tüketmek etmek zorun. Işte e, sıkıntı tam burada başlıyor. Yani ben şunu demiyorum. Hepimiz sadece ihtiyaçlarımızla e, yaşayalım ve hiçbir şekilde başka bir şey tüketmeyelim. Bu gerçekçi değil. Tüketimin tarihinde de yok bu. Ama ee, biz ne istiyoruz yani bizi mutlu edecek şeyler neler ona göre e, tüketim yapmamız gerekiyor ve tabii ki bunda başkalarının payı çok büyük çünkü sürü psiko kitapta da bahsetmiştim mesela sürü psikolojisi diye bir şey var ve e, bu tüketim toplumları bunu çok iyi kullanıyor e, düşünmeden hareket ediyoruz yani dürtüsel hareket ediyoruz ben bunu istiyor muyum bu beni mutlu eder mi diye düşünmemize gerek yok onda varsa bende de olsun o kullanıyorsa bende de olsun. O oraya gittiyse ben de oraya gideyim. Yani e, tamamen bir karşılaştırma içindeyiz kendimiz. Hele bir de şimdi sosyal medya var. İnsanlar gittiği tatil yerlerinden tutun da yediği yemeğe kadar, kullandığı arabanın markasından tutun da telefonunun markasına kadar her şeyi sergiliyorlar. Ve bu aslında karşıya şöyle bir mesaj veriyor. E, bende var, bende var ve benim gibi olmak istiyorsan, benim imajıma bürünmek istiyorsan sen de bundan al diyor. O zaman ne oluyor? Gidiyor ondan alıyor. Yani ve hiç bu hayatı yaşamayan biri gidiyor ondan alıyor. Zaten sorun o. Hani olduğumuz kişiyi yansıtmak için tüketmekte sorun yok. Olmadığımız biri gibi gözükmek için tüketirsek hastalanıyoruz asıl. Peki bu noktada çok güzel bir kitabın başında örnek vardı. 18. yüzyıl aydınlanma filozoflarından Diderot'un örneği. Ondan biraz bahsedebilir misiniz? O ilk eşyanın alınmasından sonra gelen sesiyle çok hoşuma gitti benim o anekdot. Şeyden mi bahsedeyim o hikayeden mi bahsedeyim evet, kısaca? Evet evet yani kısaca isterseniz bahsedebilirsiniz isterseniz okuyuculara sürpriz de kalabilir onun üzerinden dolaşarak bahsedebiliriz. Evet evet yani şimdi o şöyle aslında çok bilindik de bir hikaye ben daha önce onu işte kendi instagramda sosyal medya hesabımda da paylaşmıştım işte bu Diderot borç içine giriyor. Bir, o zamanın da çok ünlü aydınlarından biri tabi. İşte o 1700 yanlış hatırlamıyorsam 65 yılları gibi bir şey. Ee, Rus e, imparatorluğu de hem bu aydına yardım etmek amaçlı ona kütüphanede iş veriyor. Diyor ki işte e ben sana bütün maaşını çok ciddi bir maaş vereceğim kitaplarını da almıyorum. Sen gel burada çalış hem kitapları kütüphaneci olursun diyor hem de e, maaş alırsın diyor. Diderot tabii çok rahatlıyor, borçlarını ödüyor ve bir gün evindeyken şunu fark ediyor. E, neyle başlıyordu? Sanırım sabahlığıyla değil mi? ilk olarak bir onun e, evet. sabahlığı var. E, ah, hayır, bir arkadaşı ona bir ipek e, şey çok lüks bir sabahlık alıyor evet. ve e, o şunu fark ediyor işte onun çok lüks olduğunu görüyor ve bir gün fark ediyor ki işte uyduruyorum çalışma masası üzerindeki bu yeni sabahlığına hiç uymuyor çünkü hani üzerindeki çok lüks şık bir şey ama çalışma masası eski o zaman diyor ki ben bu çalışma masasını yenilemeliyim diyor gidiyor yeni bir çalışma masası alıyor sonra evine geliyor bakıyor ki duvardaki tablolar e, çalışma masasına ve e, sabahlığına uymuyor, onları yeniliyor, halıyı yeniliyor ve sonra tekrar geldiği yere dönüyor, yani tekrar o borç batağının içine giriyor. Bu da aslında insanın e, nesneler tarafından nasıl e, kullanıldığını köle haline geldiğini gösteren çok güzel bir örnek. Zaten e, Diderot da bunun üzerine bir ders niteliğinde bu yazıyı yazıyor. Eski sabahlığım için pişmanlık adlı yazısı var gerçekten bunu gösteriyor ve bu aslında bize çok şey söylüyor. Her eşya daha doğrusu ihtiyacımız dışında alınan her eşya bir başka gereksiz eşyayı çağırır. Ve bu da bir sarmala girer yani hani bir gün dersiniz ki yeni çantama uymadığı için telefonumu değiştirdim İşte telefonuma uygun olmadığı için arabamı değiştirdim arabama uymadığı için oturduğum semti değiştirdim gibi gibi. Bu da biraz aslında sizin kitapta bahsetmiş olduğunuz karar yorgunluğuna da götürmüyor mu insanı? Çünkü hani hem internet çok fazla hani seçenek var. Hem de sizin az önce söylediğiniz ki ben de çok katılıyorum çok güzel bir tespit hikaye üzerinden de bir sürekli bir zincirleme yeni bir şey alma durumu var. Aslında çok yorucu bir şey değil mi bu süreç? Yani burada mantıklı davranmayı ne kadar bekleyebiliriz? Evet, zaten bu sürecin içine girince mantığımızı da kaybediyoruz aslında. Çünkü evet, karar yorgunluğu diye bir şey var. Ee, i̇nsan bu kadar fazla seçeneğin içinde ve sürekli tüketime odaklı yaşadığında bir yerden sonra sapla samana ayıramıyor. Yani hakikaten ben neye ihtiyacım var? Hakikaten benim işimi ne görür? Bana ne kadar yeter? Bizim için uçup gidiyor. Dolayısıyla hep yanlış kararlar almaya devam ediyoruz. Karar alırken yoruluyoruz. E zaten normal hayat koşturmacası içinde hepimiz yoruluyoruz. Bir sürü bilgiye maruz kalıyoruz, teknolojiye maruz kalıyoruz. Bir de bunun üstüne o küçük şeyler için e, harcadığımız... Hmm, gereksiz zaman giriyor. E, hayatımızı zorlaştırıyoruz. Yani kendi kendimizi kuyusunu kazıyoruz gibi geliyor bana. E, bunu fark etmek lazım. Yani hayatı tüketim odaklı yaşamamak lazım diye düşünüyorum. Ve yani mutluluk orada değil çünkü. Peki e, tamam, Ömer buyur lütfen. Yok yok lütfen. <laughs> Sağ ol. Çok kibar bir yayın oldu. E, kitapta e, afluenza hastalığından da bahsediyoruz. Aslında bunun bir hastalık olması aslında bu bahsettiğimiz şey. Peki bunu sizce tanısının konulması ve ciddi alınması konusunda dünyayı nerede görüyorsunuz? Hukuksal açıdan olur, e, sağlıksal açıdan olur. Hani bunu sizce biz yeterince farkında mıyız bu hastalığın ve ciddi alıyor muyuz? Şimdi o hastalık aslında zamanda işte kitapta bahsettiğim üzere bir yazarın kitabında kullandığı bir terimdi. Ve şu anda halen bir hastalık kategorisinde kabul edilmiyor. Yani yazarın bir benzetmesi olarak gözüküyor. Ama işte bir olay oldu zamanında bir genç bir trafik kazası yapıyor birkaç kişiyi. Ölümüne sebep oluyor e sonra fark ediyorlar ki işte o gencin ailesi çok zengin bir aile anne baba boşanmış ve çocuk istediği her şeyi her şeyi fazlasıyla sahip olarak büyümüş bir çocuk e, tabii aile çocuğunu kurtarmak istiyor. Ve avukatları biraz inceleme yapınca mahkemeye çocuğun afluenza olduğunu söylüyor. Yani işte e, bu hastalığı ilk kez o zaman kullanıyorlar Amerika'da. Ve hakim bunu geçerli sebep kılıp çocuğun cezasını alıyor. Yani hafifletiyor. O zaman tabii Amerika ayağa kalkıyor. Böyle bir hastalık yok. Neye göre siz bunu kabul ettiniz falan diyor. E, ama bence günümüzde artık böyle bir hastalık e, bu yok ama şey var ya. Mesela alışveriş bağımlılığı diye bir hastalık var. E, ya Bir çeşit bağımlılık bunlarda yani e, ve tam olarak afluenza aslında şey yüksek tatminsizlik gibi yani her şeye sahip olmaktan dolayı e, insanın hiçbir şeyle mutlu olamaması ve artık davranışlarının sapması, saçmalaması aslında anlamına geliyor. E, bilmiyorum ki bence yakın bir zamanda gerçekten böyle bir hastalık tanımlanabilir gibi geliyor bana. Yani umarım tanımlan, yani gerçi kimse ya da şey olarak ayırmaktan niyetim değil o uzman olmadan tabii konuşmayalım ama e, ciddi anlamda böyle e, bir toplumsal modellemede yaşıyoruz ne oluyor beraber sistemde. Hı hı. E, şimdi bu arzu e, yani arzulanmayacağımız şeylerin arzulanması üzerine psikolojik olarak kitap haricinde de böyle yakalamışken size sorayım. Ya ne düşünüyorsunuz? Bu eksikliğin nedeni ne olabilir? Şimdi e, onu da alayım, bunu da alayım ve e, dopamin odaklı aslında hı hı. huzur ve serotonin olmayan bir topluma doğru gidiyoruz. Ve bu sizin de bahsettiğiniz gibi nesnelerden her şeye dönük yani finans sektörüne e, işte yaptığımız her şeyin aşırı hızlı olması da bir tüketim haline geldi. Sıralar kısaldıkça. Hı hı. Bu kadar dopamin bağımlısı bir e, toplum niye oluyoruz bir? İkincisi de bu insanlar sizce asıl neyi eksik görüyor da onların boşluğunu doldurmaya çalışıyor nesnelerle? Hı hı e, aslında çok güzel bir soru çünkü benim de kitapta üstünde durmak istediğim ve belki de ana fikir olarak e, insanlara da anlatmaya çalıştığım şey bu. E, i̇nsanlar yani bu benim fikrim ama bunu gerçekten e, Sadece kendi hayatımdan örneklendirmedim. Bununla ilgili çok ciddi okumalar yaptım bu kitaptan önce. Ee, benim genel görüşüm şu. Kendimize uzağız. Şimdi öyle hızlı yaşıyoruz ki. Bak hepsi birbirini besleyen bir kısır döngü gibi aslında. Bir yerde o çemberin içinden çıkmamız gerekiyor. Şimdi çok hızlı yaşıyoruz. Büyük şehirlerde olsun e, hayat koşulmacası içindeyiz. Dolayısıyla ne oluyor? Zaman bulamıyoruz. Neye zaman bulamıyoruz? ya ilişkilerimize bile zaman bulamıyoruz. Hani geçtim ben onu. Birçok insan çocuğuyla bile ilgilenemiyor artık. Hani ilgisi veremediği ilgisini oyuncaklarla kapatmaya çalışıyor. Neden? Çünkü bu kolay yol. Birine oturup zamanınızı vermek, buna kendiniz de dahilsiniz. Kendinize de o zamanı ayırmak zor bir şey. Kolay değil. Bir şeylerden feragat edeceksin. Sana kendine özel bir zaman yaratacaksın ya da sevdiğin şeylere. Ama ayıramadığın zamanı ilgiyi Satın almak çok kolay çünkü gider bir e, çift siyah ayakkabı alırsın ve şunu dersin: "Aa ben kendime zaman ayırdım, ben kendimi şımarttım" dersin ayakkabıyla. Ama aslında kendini şımartmış olmuyorsun. Kendini nasıl şımartırsın? Zor olan ve aslında doğru olan yoldan. Mesela e, yalnız kalıp kendini doğaya çıkartıp iki saat boyunca kimse sana ulaşamasın, kulaklıklarını tak ve tamamen kendinle kal. İşte bu kendine zaman ayırmaktır. Yazı yaz git bir yere bir saat boyunca ee, iyi bir restorana git yemek ye kendine zaman ayır bir arkadaşını ara e, ve tamamen odaklanarak onunla sohbet et mesela bunlar zamandır ama biz bunu yapamadığımız için hep Satın alarak kendimizi şımartmaya alışıyoruz ve çocuklarımızı ve sevdiklerimizi yani e, birçok ebeveyn şu an şey düşünüyor yani ben çocuğum için çok iyi bir ebeveynim onun için her şeyi yapıyorum bir dediğini dedik etmiyorum her şeyi alıyorum diyor ama o çocuğa ilgisini vermiyor zamanını vermiyor çünkü e, çok para kazanmak zorunda. Çok toplantıları var, işlere gidiyor ve yani oturup da çocuğuyla bir saat geçirecek vakti yok onun. Ama çocuğuna bin liralık ayakkabı alacak parası var. İşte mesele burada başlıyor ilk olarak. Yani bir kere çok hızlıyız. Hızlı oldukça e, neyin önemli, neyin e, önemsiz olduğunu ayırt edemiyoruz. İkincisi kendimize çok uzağız. Yani e, birçok insan içindeki e, kapatamadığı, üstesinden gelemediği belli durumları, travmaları bence kompleksleri üzerine gidip çözmek yerine çünkü o da zor bir şey. Ya yani ona da çaba harcayacaksın, zaman harcayacaksın. İstemediğin şeylerle yüzleşeceksin bu travmalarla yüzleşmek için. Bunu yapamadığı için nesnelerle kapatıyor. Ben hep şey diyorum yani içten kanayan bir yarayı dışarıdan müdahalelerle e, kapatmaya çalışıyoruz ama kanama içte yani içten iç yani iç kanama geçiriyoruz hepimiz ama sanki her tarafımıza yara bandı yapıştırıyoruz sanki dışarıdaymış gibi yaralar A, içeride oysaki o yaralar o yüzden e, kendimize yakınlaşmamız lazım e, bunun bu da kolay bir şey değil e, ama kitapta hep onu anlattım zaten yani evet kolay değil dedim hiçbir zaman böyle çantada keklik demedim ama çabalamak zorundayız bunun için. Aksi halde e, çok boş bir hayat içinde e, dönüp ya gerçekten yaşamadan ölüp gideceğiz belki. Şimdi e, bu aklıma serbest çağrışım olarak getirdi. Alp'e paslamadan önce tekrardan. Çok güzel bu arada özetlediniz. Bu Blue Jasmine filmi vardı. Bu e, Allen'ın. <laughs> Oradaki aslında kadın karakter tamamen söylediğiniz gibi sürekli bir lüks peşinde koşuyordu ve bunun için işte erkeklerle evlenmesinin nedeni bu işte yaşlılarla da ona göre şey yapıyor ve her zaman o şatafatın arzulanabilir bir tarafta aslında. Satürn'ün peşindeydi. Hı hı. Bu Satürn'ün peşinde olmak yani bunun bir neoliberal toplumda önce de kapitalizmle beraber ondan öncesinde de 18. 17. yüzyılda yine var aristokrasi belki göstergesi Satürn. Ya insanlar gerçekten hiç bu kadar yol kat edemedi mi? Giyindiği şeyle ya da işte e, bindiği kullandığı araçla e, gerçekten daha üstün olduğunu zannediyorlar mı sizce? Kendilerinden o kadar hala uzak olabilirler mi? Ben bazen bunu düşünüyorum. Yani anlayamıyorum bazen. E, aslında ben tam olarak e, hani bunca zamandır insanlar hala bunu başaramadı mı Dedin ya, bence zaman geçtikçe daha da uzaklaştık kendimizden. Çünkü e, teknoloji e, hızı getirdi, her şeye kolay erişilebilirliği getirdi teknoloji ve bu kolaylıklar çağında dopamin bağımlısı olduk. Her şey kolay yoldan elde etmek istiyoruz artık. Her şeyi emek vermeden, çabasız bir şekilde erişelim istiyoruz. Kendimizi de öyle tanıyalım istiyoruz. Yani ben kelime zaman vermeyeyim. Yani uyduruyorum mesela tamamen aklıma gelen bir örnek. Ee, mesela yaşlanıyoruz, değil mi? Yaşlanırken işte sağlıklı beslenelim, spor yapalım ve sağlıklı bir yaşlılık yaşayalım demiyoruz da uyduruyorum. E, yüzeysel müdahaleler yaptırıyor artık çoğu insan. Hani çünkü kolay, hani gidiyorsun parasını veriyorsun, bunun gibi yani öteki tarafını artık es geçiyoruz zor olanı. Yani eskiden bence insanlar daha çok yakındı kendilerine, kendilerini daha çok tanıyorlardı. Çünkü e, ellerinde telefonla gezmiyorlardı, internet ellerinin altında değildi. Bir konu hakkında bilgi edinmek istediklerinde kütüphaneye gidiyorlardı, ansiklopedilerin içine bakıyorlardı, e, bir, bir bilene soruyorlardı, o bilenle sohbet etmek durumunda kalıyorlardı, bir şey öğrenmek istiyorlarsa. Şimdi bunların hiçbiri gerek yok. Çünkü teknoloji bize hızı getirdi, hız bize kolaylığı getirdi. O kolaylık da bize çabasızlığı getirdi. Ben öyle düşünüyorum. Yani zaman geçtikçe e, kendimize yakınlaşmamız değil aslında uzaklaşmamız e, beklenen bir şeydi bence ve öyle de oldu gibi. Peki tam burada çok da iyi oldu. Denk geldi. Bir şey soracaktım. Şimdi sosyal medyanın tabii yani bu yankı odalarının ve sosyal medyada sizin de bahsettiğiniz gibi internetle hızlanmak, her şeye çabuk erişmek bu bir kolaylık ve dediğiniz gibi ben de katılıyorum. E maalesef biz biraz tembelleştiriyordu. Peki ama bu hani hep böyle şey anlatılıyor ya bu bizim maruz kaldığımız bir şey. Sosyal medya buna yol açıyor ama öbür taraftan da sizce biz biraz buna göz yummuyor muyuz? Neden bunu söylüyorum? Aynı gene kitabınızda sanırım yanlış telaffuz etmiyorsam Betty Crocker e, örneği vardı. Yani hazır kek Hı -hı. yapma ve orada bir, bir yumurta da sen kır. Şimdi ben onu okuduğumda Hı -hı. mesela hani çok benziyor tabii sosyal medya çok alakası çok anlattım ama yani bir yumurta kırınca da o kadar da aslında efekti olmuyor ama onu hani onu hissedebiliyor. Hani biraz da sanki biz bunu istiyoruz da gibi geliyor benim. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hani sadece maruz değiliz de işimize de geliyor aslında göz değinmiyoruz gibi. Tabii tabii yani zaten ıı, işimize gelmese ıı, bir şekilde engellerdik. Bir şekilde... Iı, kendimizi bundan korurduk ama çift taraflı bir işe gelme yani hem tüketim toplumunun işine geliyor hem bizim işimize geliyor. Çünkü kolay yoldan istediğimizi elde ettiğimizi düşünüyoruz ama işte aslında işimize gelmemesi lazım. Onu göstermeye çalışıyorum. Yani biz kendimize iyilik yaptığımızı sanıyoruz. Yani Kendimizi böyle akıllıyım ben ya işte kolay yoldan mutlu ederim kendimi ben ne gidip işte şöyle ter dökeyim zaman ayırayım alırım işte kimsenin parasının yetmeyeceği bir ayakkabıyı ben şımartırım kendimi diyoruz ama bu şey değil işte bunun yanlış olduğunu asıl e, yanlış olanın e, kötü olanın bu olduğunu farkında değiliz. Bunu değiştirmemiz lazım bence tüketim toplumu buna izin vermiyor tabii yani e, o hep şey söylüyor yani kolayına kaçmanın daha iyi olduğunu söylüyor çünkü e, bir şey ne kadar kolayına kaçarsanız o konuda o kadar az çaba harcarsınız e, düşünmeden satın alırsınız gibi ben öyle düşünüyorum yani biz istiyoruz şu anda bu maruzuz evet bütün bu e, kötü etkilere biz maruz kalıyoruz ama bir yandan da işimize geliyor ama bir sarsmak gerek insanları. hani sen işine gelmiyor aslında kandırılıyorsun. İşine gelen bu değil öteki onu göstermek gerekiyor. Peki hiç şey sorgulamıyorsunuz ben mesela çok sorguladığım bir şey. Mesela işte bizim frigan arkadaşım mesela bir tane var. Ne yapıyor friganlar duydunuz mu bilmiyorum tüketilen bütün gıdaları siz kitapta da yazmışsınız bunların üçte biri zaten atığa gidiyor atık oluyor modernitede. Onların da çoğu yenilebilir maalesef. Ve onları bir AVM'ye gidip topluyorlar, hayvanlara veriyorlar. Bazılarını kendileri zaten oradan besliyorlar. Yani tüketmeme üzerine frigallık kültürü. <laughs> Şimdi oradaki tartışma da şu, bireysel toplumsal tartışması. Sayıları az olduğu için belki herkes buna böyle bu kadar dikkat etse sistem gerçekten çarkları tersine dönebilir. Ama bireysel olarak yapıldığında ne kadar bir şey ifade ediyor? Çünkü biliyorsunuz bu iklim meselesini de birazdan geçeceğiz ama yani e, bu e, sera gazlarının vesaire çok çok büyük bir oranındaki kısmını da e, en büyük şirketlerin e, sanayi kuruluşlarının payı olduğu biliniyor. Hı hı. Yani, e, bir bireysel olarak bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sırf mutluluğumuz için aynısını söylediğiniz hı hı. gibi ama mutluluğu hı hı. burada serotoninin yani huzurlu e, kendine yakın anlamda kullanıyoruz. O hı hı. karışmasın. Hı hı. E, bir yandan da toplumsal sorumluluklarımız olması gerekiyor. Bu seride de bunu soracağım. Aslında sonda soracağımı şimdi sorayım. Acilen bir şeyler yapmamız gereken bir diyalektik çatışma içine girdik. Yani biz yaşadığımız doğayı yok ediyoruz şu an ve ne kadar senemiz kaldı belli değil. Çok az senemiz kalacak çünkü karbondioksit oranından işte Alple'de işliyoruz, ekin alanlarının bitmesi, o sıcaklık sizin verdiğiniz örnek bir derece iki derece oynamasının ne kadar uç olduğu örneğini de lütfen istatistik olarak aktığınızda aklınızdaysa ben tam rakamsız olarak hatırlamıyorum ne yapabiliriz sizce? Toplumsal dönüşüm bıçak kemiğe dayandığında mı bir şeyleri fark edeceğiz? Ya çok doğru. Aslında bıçak kemiğe dayandı bile. Yani bunun farkında değiliz. Hala bekliyoruz ki işte daha kötü mü olacak bir şeyler daha. Daha ne bekliyoruz bilmiyorum. Gerçekten bıçak kemiğe dayandı aslında. Bunun sadece farkında değiliz. Bunlar böyle bazı şeyler çok... Geçiştiriliyor Bazı insanlar da çok böyle her şey komplo teorisi olarak bakan bir kesim de var. Yani ben hep bilime bakıyorum. Hani bilim ya da işte gerçekler bize neyi gösteriyor, onlara bakıyorum. Dolayısıyla bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor, evet. Ama ben şuna inanıyorum. Şimdi bireyin toplumdan ayrı düşünemiyorum ben. Yani ben şu şeyleri çok sevmiyorum. Hani bu batıvari kişisel gelişimi hiç sevmiyorum. Yani hep böyle hani kendin için iste, evrenden iste, sen iyi ol, sen al. Böyle bir şey yok. Yani birey fazla bireysellik e, toplumu yok ediyor bence. Birey toplumun parçası derken şunu demek istiyorum. Yani evet birey olarak hepimiz tek tek iyi olalım ama bunun asıl amacı toplumu iyi etmek olmalı. Şimdi burada da bireysel çaba çok önemli öncelikle çok kişi şunu düşünüyor ya aman ben yapsam ne olacak ki diyor yani bir kişi ne olacak ki diyor ben bunu ya ben geri dönüştürsem ne olacak geri dönüştürmesem ne olacak diyor ya atayım çöpü diyor ama öbürü de diyor ki ben dönüştürsem ne olacak dönüştürmesem ne olacak böyle koskoca bir toplum bunu düşünüyor dolayısıyla hiçbir şey elde edemiyoruz böyle olduğu için. Ya bir yerden fark yaratacağımızı fark etmemiz lazım. Ya ben bir birey olarak toplumda bir düzelme, bir e, artı değer yaratabilirim tek başıma. Sen de yaratabilirsin, o da yaratabilir. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Ha, neler yapabiliriz ya? E, Orada bir sürü aslında şey yaptım. Hani tasarruf dedim. Tasarruflu olmamız lazım. İsraf ediyoruz. O açık büfe yemekler, e, bu benim de mesela gerçekten son yıllarda özellikle dikkat ettiğim şeyler. Eskiden ben de bu kadar bilinç olarak açık değildim. Ama işte o sade yaşama girince hepsi arka arkasına geliyor yani. Çok fazla şey israf ediyoruz. Yani dünyanın bir kısmı açlıkla boğuşurken bir kısmı e, indirim kuyruklarında bekliyor işte bu çok adaletsiz bir dünya. Yani şuna inanıyorum birileri fazla zenginse birileri çok fakirdir. Yereli desteklememiz gerekiyor. Ee, küçük esnafı desteklememiz, adil ticareti desteklememiz gerekiyor. Ve bu şey yapmamamız gerekiyor. Ya yani desteklesem ne desteklemesem ne demeden bunu yapmamız gerekiyor. Ee, elimizden geldiğince mesela meyveyi sebzeyi mevsiminde tüketmek, yerel ürünleri tercih etmek kendi e, ülkemizden çıkan bize yakın yerlerden çıkan mümkün olduğunca Tabii ki e, bilinçli bir tüketici olmak yani kısaca bunların hepsine dikkat etmek benim bilinçli tüketici olarak bu e, Çizdiğim çerçevenin içinde yer alıyor. Bunları yap, yapmamız gerekiyor. Bir de bunun dışında tabii e, devletlerin de hükümetlerin de artık sürdürülebilir bir ekonomiye geçmesi gerekiyor. Yani e, hep bizde ekonomi şöyle kabul ediliyor. İyi de tüketim olmazsa nasıl büyüyeceğiz? Ama tüketime dayalı olmamalı ekonomi. Ekonomi tarıma dayalı olmalı, sanayiye dayalı olmalı. Ondan sonra mesela Adam Smith'in bir şeyi vardı, onu yazmıştım. E, önce toprak gelir diyor, sonra işte dış ticaret, sanayi, tüketim. Ondan sonra yani e, biz toprağın değerini kaybettik artık. Toprak, toprağın üzerine hep AVM'ler diktik, rezidanslar diktik. Sanki biz o treni kaçırdık bile maalesef. Hani e, ekonomik büyümeyi tüketimle eş görüyoruz. Kapitalist sistem sürdürülebilir değil. Hiçbir şekilde. Yani bunun sonu gelecek. Biz e, biz hani belamızı bulacağız bulmaya da başladık. Acilen gerçekten sürdürülebilir bir ekonomik sisteme geçilmesi gerekiyor adım adım ve bunun için de aslında e, şeyler yapılıyor. E, toplantılar yapılıyor, zirveler yapılıyor. Ama Türkiye bunların e, çoğunda maalesef aktif değil hala. Burada hemen burada ben de notlarım arası vardı. Ondan söyleyeyim. Mesela kitabınızda okumuştum. Bir kilo e, sığır eti için evet. aşağı yukarı 15 bin litre su. Bir kilo çikolata ise 17 bin litre su civarı bir şey hazırlanmış. Bunlar çok büyük, e, yüksek veriler ve aslında belki de daha fazla biniz. Yani Sadece biz bunu sizin kitabınızda okumasak da mesela çocukluktan itibaren müfedatta mesela böyle şeyler olsa belki de çok e, bilgilendirebiliriz insanlar diye bir iyi düşüncem var. Buradan şöyle bir soru atlayacağım. Kitabınızda mesela greenwashing'den de bahsediyorsunuz. Yani aslında bayağı firmaların hile yapması yani kısacası. Tabii siz daha iyi açıklarsınız. Peki bunu nasıl görüyorsunuz? Yani bir tarafta bu gerçekler var. Az önce çok güzel bahsettiniz. Bizim değinmemiz gereken başımızın belası olmaya doğru giden ama öbür tarafta da hukuksal olarak böyle bir garabet var. Yani nasıl bakıyorsunuz bu konuya? E, ya evet greenwashing var. Öyle bir şey var. Yani bu greenwashing dediğim şey yeşile boyama diye Türkçe'ye çevrilebilir. Yani e, gerçekten Doğaya çok zarar veren firmaların kendilerini aklamak için birkaç tane ufak yem atması insanlara. Yani uyduruyorum aslında mahvediyordur doğayı. Ama demiştir ki işte son çıkan ürünümüzün şişesi geri dönüştürülmüştür diyor mesela. Ne oluyor? İşte insanlar diyor ki Aa, bu doğa dostu, bu şöyle diyor. Ya da tamamen uydurmasyon etiketine şeyler yazabiliyor. İşte organik diyor, geleneksel diyor. Ee, bu bir sürü kandırmaca yapıyorlar. Bu da işte bilinçli tüketici olarak bireylerin fark etmesi gereken bir şey. O yüzden kitaba yazdım. Yani her önümüze konulana alıp da aa yaşasın deyip bakmamamız lazım. Sorgulamamız lazım. Okumamız lazım. Detaylarını incelememiz lazım. Yani artık insanlar birbirini gözü açık kandırıyor. Yani böyle gözlerin içine baka baka kandırıyor. Öyle bir çağdayız. o yüzden biz kendi adımıza Sorumluluk alıp etiket okumamız lazım. Greenwashing e, firmaları iyi e, ta, takip etmemiz lazım. Bunların hepsi zor, evet. Ama e, bunları yapmak zorundayız diye düşünüyorum. E, ben de elimden geldiğince yapıyorum. Yani tutun ki kahveden e, petrole kadar e, kullandığım, tercih edeceğim firmalarda hep bir fikir alırım, bir araştırmasını yaparım. ha Elimden geldiğince, evet. Ama bunu yapıyorum. Bunu aslında herkesin yapması gerekiyor. Ee, tabii öte yanda greenwashing bir tarafta dursun bir yanda da e, yeni yeni e, bir farkındalık oluştu birçok firmada. Yani e, mesela son zamanlarda hiç gittiniz mi dükkanların oralara alışveriş merkezlerine bilmiyorum birçok firma şeyi başlatmış sürdürülebilir moda işte geri dönüştürülmüş materyallerden ürün. İşte bize kullanmadıklarınızı getirin, yüzde 25 indirim yapalım gibi, geri dönüştürelim gibi. Yani bunlar çok işte organik pamuk kullanılmaya başladı. Burada tabii insan bir durup sorguluyor. Ben de şey demiyorum. Ay canım benim artık ne kadar iyiler demiyorum. Ben de şüpheyle yaklaşıyorum. Hani acaba daha fazla ürün satmak için mi yapıyorlar bunu? Çünkü baktılar ki dünya artık bir şekilde bilinçlenmeye başlıyor, o tarafa gidiyor. Hadi biz de oraya kayalım mı diyorlar yoksa gerçekten bunu önemsiyorlar mı? Bunu da anlamanın yolu bence şeye bakmak yani o firma bunu derken daha fazla tüketime mi yönlendiriyor bizi yoksa elindekini korumanın, dönüştürmenin önemini mi vurguluyor ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Ben bu konuda e, ne şöyle e, düşünüyorum, bayağıdır düşünüyorum bu konuda. Çünkü greenwashing konusunda da bu kurumsallaşan liberalizm dediğimiz, e, bu işte pinkwashing olarak da ifade edilen tarafı var. İşte bu e, aslında toplumun hassas noktaları, e, doğal e, kendiliğinden gelişecek hassas kimlik e, siyaseti de var bunun içinde. E, insanlar bunlarla ilgileniyor dediğiniz gibi ama neoliberal sistem kendi için adapte edip, bunu kendi şirketine kar olarak döndürüyor ve yine aynı sınıfsal şey kalıyor fark devam ediyor eşitsizlik. yine aynı daha kötüsü tüketim oranı devam ediyor. Yani siz mesela söylediniz Amerika'da Paris anlaşmasına gidiyorlar görüşüyorlar şey yapıyorlar ama uygulamaya geçmiyorlar yani bir anlaşmanın tarafı olmanın da uluslararası sözleşmelerde eskisi gibi bir anlamı yok. Şimdi biz Alp'le geçen hafta da bunu e, konuştuk. Yeni Karanlık Çağ diye, James Bridle diye çok güzel bir yazarın... ...iki haftalık bir programını işledik. Orada şundan bahsediyor, teorinin ölümünden. Artık yeni bir teori inşa edebileceğimize inanmıyoruz. Bu yüzden de bireysel bir şeyler yapmak istiyoruz. Çok doğru, bence yapmalıyız. Çünkü çok da güzel anlatmışsınız. Kendinizdeki dönüşüm her tarafa zaten etki edecektir, buna eminim. Ama siz de e, bu konularda teori eksikliği olduğunu... Ekosistem sorunlarıyla ilgili yeni e, sosyal teorilerin inşa edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Ee, teori eksik, yani düşünüyorum aslında açıkçası, düşünüyorum. Çünkü e, bazı şeyler çok eskiden gelme ve artık hani günümüzdeki e, eski şeyle açıklayamıyoruz. Yani günümüzün gerçekliğiyle eski teoriler artık örtüşmüyor ve biz çok fazla çabalıyoruz ki oradan onu çıkarımsama yapmaya. Evet yenilerinin artık e, bence oluşturulabilmesi gerekiyor. E, bu illa sıfırdan başlamak Demek değil ama eskinin üzerine de inşa edilebilir. Yani eskiyi yeniye göre uyarlayarak yeni teoriler de elde edebiliriz. Çünkü e, bambaşka bir çağda yaşıyoruz şu anda ve bambaşka bir gerçekliğin içindeyiz. E, dolayısıyla bunda katılıyorum. Yani eğer soru buysa, evet. Ee, ben ben de burada yani programın da yavaş yavaş sonuna geliyorum. Ben yani size de e, söz tanımak adına son bir soru soracağım. Kitapta, sonra Ömer'e de pastarım. Kitapta bir de şunu değiniyorsunuz ki beni hem şaşırttı hem şaşırtmadı aslında. 2013 yılında Ankara'da bir kum fırtınası oluyor ve siz bunu gözlemliyorsunuz anladığım okurken öyle hatırlıyorum. Ee, Birçok insan başta böyle bir korkuyor. Sonra hemen telefonlar çıkıyor. Tipik hani onu Instagram'a koyuyorlar falan filan ve sonra hani hiçbir şey olmuyor. Bir insan rahat rahat e, takılıyorlar ve hiçbir şekilde bir duyarlılık veya bir bir şey yapmak için bir toplanma, bir aktivist bir şey, hiçbir şey oluşmuyor. Şimdi bu hatta bir korkunç bir şey. Bunun köklerine inmek gerektiğini düşünüyorum. Orada da şöyle bir soru soracağım size. Sizce bu rahatlık mı diyeyim artık ben onu bilmiyorum ama ya da vurdum duymazlık diyeyim. E, İnsanlara biraz da böyle hani teknoloji güveninden mi geliyor? Yani nasıl olsa çözülür. O, hani nasıl görüyorsunuz bu psikolojiyi? E, bir de sizce nasıl bu sarmaldan çıkacağız? Yani çünkü korkunç bir şey anlatırız bence. Evet, e, o kum fırtınası ben gördüm 2019'du zaten. Yani şey pandeminin e, ilk çıktığı zamanda da gazeteler falan da e, bunu yazdı. Evet, gerçekten insanlar onu e, sosyal medyalarında paylaştılar ama sonra değişen hiçbir şey olmadı. En basitinden kum fırtınasını geçtim, şu pandemiye bakalım. Yani birçok insan şey söyledi, Aa, evet bu kadar fazla kıyafet almak çok gereksizmiş, evde oturduğum dönemde fark ettim dediler ama e, online alışveriş siteleri, Patladı yani gene insanlar çılgınlar gibi alışveriş yaptı hiçbir şey değişmedi aslında bunun sebebini teknolojiye güven değil yani insanın çok affedersiniz ahmaklığı olarak görüyorum Bilinçsizliği olarak görüyorum yani bilgisiziz bilgisiziz çok net çok net bilmiyoruz ve bilmek istemiyoruz bu kadar basit çünkü önümüze koyuluyor bir şey biz o hayatı yaşıyoruz sonrası ee, nasıl olsa teknoloji var. Bir şekilde bir çaresi bulunur ya da benden sonra beni ilgilendirmez diyoruz. Ee, bilmememizin bir sebebi belki şu olabilir. Bu konular hep e, akademik dille anlatılıyor. Hani sürdürülebilirlik deyin mesela girin Google'a. Böyle herkesin anlayabileceği, tarzda böyle basit ve sade bir şekilde anlatılmıyor. Bunlar birçok insana çok uzak geliyor. Yani hani sürdürülebilirlik e, Paris anlaşması geri dönüşüm işte e, yeşile boyama ya yani bunlar çok böyle üst e, kavramlar gibi geliyor ve çoğu insan buna kafa yormak istemiyor. Ha, ne yapılabilir mesela benim söylediğim ve aslında kitapta yapmak istediğim şeyde bunun aslında Basit bir şekilde ifade edilebilmesi gerekiyor. Yani herkes mi? Tamam bunu akademik dilden anlayan her türlü anlar zaten. Evet ama biraz da bu tip konuları e, net, e, çözüm odaklı, belki de hikayeleştirerek insanlara anlatmamız gerekiyor. Şunu çünkü doğru bulmuyorum. Evet insanlar bilinçsiz dedim. Ama tamam bu onların suçu değil. İnsanlar bilinçsizse bu benim de bir suçum aslında. Ben neden o insanları bilinçlendirmek için bir şey yapmıyorum? Yani burada sadece insanlar bilmiyor değil. Ben kendi suçumu da kabul ediyorum. Yani birimiz bir şeyler yapmalıyız. O zaman çok üst geliyorsa birçok insana bu kavramlar. O zaman basitleştirip program yapmalıyız mesela. Basitleştirip bunu kitap yapmalıyız. Okullara, eğitimlere gitmeliyiz gönüllü olmalıyız yani bunu anlatmalıyız insanlara bu O yüzden ben hani bu kitabı yazarken bu kadar heyecan hissetmemin bir sebebi de buydu kendimde bu sorumluluğu gördüm ve evet dedim yani e, sürdürülebilirlik üzerine bir sürü akademik makale okuyabildim ...bilirsiniz. Ben çoğunu okudum. E, mesela Baudrillard. Baudrillard'da herkes alıp da... ...okuyamaz. Yani... E, ...neden okuyamaz? Çok teorik bilgi var. Gerçekten. Hani bir altyapı... ...olması gerekiyor. Başka bir şey gerekiyor. Ve sıkılabilir. Normal. Ama nedir? Ben onlardan derlediklerimle... ...süzerek daha basitleştirilmiş... ...bir şekilde insanlara bir şeyleri anlatmaya... ...çalıştım. ya e, Bu tip şeylerin... ...yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Hani... ...insanların e, fark etmesi için. E, biraz umudum var benim. Yani oluyor gibi. Yani en azından mesela beni bilen, beni takip eden bir kesim var. Ve bunların çok kişiden ben şu mesajı alıyorum. Sizin sayenizde hakikaten hayata bakış açım değişti. Şu kadar para biriktirdim. Artık alışverişlere, indirimlere kanmıyorum. O kadar çok mesaj alıyorum ki anlatamam size. Bu da benim hani motivasyonum, benim evet bir şeyleri kendi adıma yapıyorum dedirtiyor bana. Ee, ama bence bu iş artık bence okullara kadar girmeli dediğiniz gibi yani bir ilkokul öğrencisi de e, bir kilo sığır etinin ne kadar su tükettiğini bir tişörtün kaç litre su tükettiğini bilmeli e, bunu konuşmalılar ve şeyi fark etmeliler yani ben fazladan bir şey aldığımda aslında su israf ediyorum. Yani su israfı şu değil yani musluğu açık bıraktım da oradan akan su değil su israfı sadece. Fazladan çünkü biliyorsunuz artık ilkokulda bile çocuklar çılgınlar gibi gardıroplara sahip olmak istiyorlar. Çocukların bunu bilmesi lazım. Yani ben su israf ediyorum. Yani bir tarafta da su bulamadığı için hayatını kaybeden çocuklar var dünyanın bir yerinde. Ben işte 25 tane kıyafet istiyorum annemden. Bunu bilmesi gerek ya onları bizim anlatmamız gerek bunları. Ya çok güzel bir şey söylediniz. Kuramadığımız bağ aslında. E, kitapta benim de yeni öğrendiğim bir bilgiydi. Evet e, su, kıyafetlerin ne kadar su harcadığını hani e, fazla olduğunu bir yandan düşünüyoruz ama e, aslında bağ kuramıyoruz yine orada. Musluğu kapat denmesi daha fazla ya da duşlara dikkat et denmesi daha fazla ama bilmem e, ben şu anda hatırlamıyorum ama kaç katı kıyafetten daha fazla bir üretim sürecinde su tüketilmesi onun e, üzerinde durmanız çok önemli. Tabii Kampusalı bir tişört, bir beyaz tişört 2720 litre e, yani üretim aşamasından e, bizim elimize geçene kadar 2720 litre su tüketiyor. Tabii bu, yani bu su tema orgu ziyaret edebilirsiniz. Orada bunlar yazıyor bu suyun ne kadarı temiz su, ne kadarı atık su ama e, hani tarladan bize gelene kadar çok ciddi bir e, kaynak israfı var. Sadece kıyafette değil, tükettiğimiz her gıda doğadan bir şey, bir, bir kaynak israfı demek. Yani dolayısıyla fazla tüketirsen doğaya zarar veriyorsun demek. Bu kadar e, basit aslında. Peki, e, şey burada e, Alp, e, herhalde bir 45 dakika civarı geçti değil mi? Biz şimdi e, normal geldik. E, ben de son sözü nezaketen sana ve eee sana Öyle mi? bırakayım. Hani siz son soru ve son ya da siz söylemek istiyorsanız ondan sonra kaparız. Zarar. Tamam tamam ben e, bu arada çok güzel bir kitap ve şey çok önemsediğimi e, belirtmek istiyorum. E, HAP bir şeklinde bunların basit dille ifade edilmesi de başlı başına bir bence program konusu. Yani bunu bu kadar e, teoride komplike şekilde ifade etmenin e, olabilir. Akademik çalışmalarda çok önemlidir. ...bu e, entelektüel olarak insanların paradigmasını değiştirebilir. Ama sorun ne oluyor? Belki de bir manifesto niteliğinde basit dille çocuklara, herkese... ...hayatımızın içinde olan nesnelerden bahsediyoruz çünkü. Bunları eğitmemiz, anlatmamızın gerektiğini... ...bunun çok büyük sorumluluk olduğunu ben de düşünüyorum. Son olarak kitapta çok sevdiğim e, anekdotla eğer isterseniz bahsedebilirsiniz. İnsan ne ile e, yaşar Tolstoy'un... E, Mesur eserinde geçen şeyde bitirelim bence. Çok güzel de bir kapanış olur. E, o benim de çok sevdiğim bir e, anekdot aslında. Yani onu e, tüylerimi ürperten bir şeydir o benim. hikayedir zaten o çiftçi pahamın öyküsü. E, yani evet en neticesinde m, doymak bilmeyen bir e, insanın elindekini avcundakini kaybedercesine hırslanan e, kazanmak için daha fazlası için hırslanan bir insanın aslında e, hayatını yok ettiğini anlatan bir e, öyküdür aslında o. İsterim ki herkes okusun onu. E, herkes farkına varsın o öykünün. Şu anda da e, çok benzer şeylerle aslında e, yaşıyoruz. Hepimizin elinde var bir şeyler. Ama onun kıymetini bilmektense ya da onu büyütmektense, onunla mutlu olmayı denemektense hep daha fazlasını istiyoruz. Çok daha fazlasını elde edersek daha iyi olacağını düşünüyoruz ve çok koşuyoruz. Ve ben şunu da iddia ediyorum. Hani diyoruz ya zamanımız yok. Çok koşturuyoruz, Ay artık yeni çağda çok çalışıyoruz, hayat böyle. Hayat öyle değil, biz hayatı o hale getiriyoruz. Yani çok istediğimiz için, daha çok istediğimiz, daha fazlasını istediğimiz için daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz. Yani bu bir döngü. Biz birazcık e, sakinleşsek, sadeleşsek, hani şunu yapabilsek işte bana yeteri kadarı bu, ben bu kadarla mutluyum deyip, bu şey anlaşılmasın yani insanın kapasitesini kullanmaması olarak anlaşılmasın. Ben şöyle düşünüyorum hani bu Koski der ya çalışmak aslında köleliktir yani sabah sekiz akşam beş yapıyoruz bu bunu söyler. Buna ne kadar muhtaçsak o kadar hani köle gibi oluyoruz. Evet kendi domatesimizi yetiştirsek toprağımıza sahip çıksak kendi yani toprak bizi besler yani bakın benim küçücük bir alanım var oradaki domates, patlıcan, kabak değil bana Beş konuşma, on konuşma yetecek kadar çıkartıyor yani çok küçücük bir toprak parçası bu. Ne, ne gerekiyor? Sadece emek gerekiyor. Onu sulamak gerekiyor belki. E, potansiyelimizi şuna kullanmamız gerekiyor. Faydalı olmaya yani evet e, yani bütün çabamızı bütün zamanımızı daha çok kazanıp daha çok satın almaya değil insanlara bir şeyleri fark ettirmeye daha faydalı olmaya topluma gönüllü işlere e, yapmamız gerekiyor ki zaten serotonin dediğimiz e, hormonda bunları yaptıkça e, artıyor sal salınımı sal zihnimizde. ve Asıl mutluluk bence orada yani dopamin ve endorfin hep kısa süreli hazlarla eş tutulur ama serotonin olsun oksitosin olsun fayda sağlayarak yani hem kendi hayatımıza hem başkalarının hayatına fayda sağlayarak da mutlu olabiliriz. Yani mutluluğun tek yolu dopamin değil, mutluluğun tek yolu para harcamak değil, tüketmek değil. Tam tersine tüketmeden vererek Mutlu olabiliriz, faydalı olabiliriz, İşte kitapta hep yazdım, gönüllü işlerde çalışabiliriz, ee, sivil toplum kuruluşlarına üye olup onlar için çalışabiliriz. Ben bunun hepsini yaptım kendi hayatımda, öğrenciliğimden beri. Ee, hala da yaparım, yani benim için hiç şey yok bunun, gurur duyuyorum çünkü bununla. Ee, bunu söylemek istiyorum, yani mutluluk e, dopamin bağımlılığı değil, asıl mutluluk e, iyi gelmek, hem kendimize hem başkalarına. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Sınırları aşmak Doğan Yayınları'ndan çıktı. Biz de çok bilgilenerek, keyif alarak okuduk ve sevgili Selam Baranoğlu hocayla e, bu programı gerçekleştirdik. E, teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İsta İstanbul'a da bekliyoruz. Herkesin huzurunda da sözünüzü alalım. Tamam. Buraya geçtiğinizde sizi e, umarım e, ağırlarız tekrardan. Al, çok sana sevinirim. Da teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eksik olanın bugün de sonuna geldik. İyi günler diliyorum.